mesela dijital pazarlama anahtar kelimesinde şu an YouTube'da birinci sırada çıkıyorum. Gerçekten YouTube kazandırmıyor diyenlere inanmayın arkadaşlar. İlk hafta izlenme oranı yaklaşık böyle 700 görüntülenme civarında falandı. Şu an bu aralar günlük görüntülenme oranı videonun 1000 görüntülenme. Bu noktada adım adım dikkat edilmesi gerekenler var. YouTube'da hepimiz birer Acun'uz ve kendi programlarımız var. Selam Mustafa, kanalımıza hoş geldin. Hoş buldum Burakan, çok teşekkür ediyorum davetin için. Bugün senden YouTube'da hala yüksek izlenmelere ve gelirlere ulaşmak için potansiyel var mı sorusunun cevabını dinleyeceğiz. Abi ben seni çağırmadan önce bir baktım şöyle, bir yılda 70'e yakın video yüklemişsin. Evet. Böyle 64 bin izlenen videon da var, 1000 izlenen video da var. Yani bu konuda bayağı tecrübeli olduğunu düşünüyorum ve teşekkür bize... Ederim. Önemli bilgiler aktaracağını düşünüyorum. Umarım aktarabilirim en iyi şekilde. Dediğin gibi yani 64 bin izlenen videolar da oluyor. Bazen 200 izlenen videolar da oluyor. YouTuberlık mecrası da maalesef böyle bir şey. İzlenmeyince izlenmiyor. Yapacak bir şey yok. Zaten şimdi onu da konuşacağız. Bir video neden izlenmez gibisinden. Ama öncesinde seni bir tanıyalım. Mustafa Büyükçağlayan kimdir? Nelerle uğraşır? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunuyum. Şimdi yönetim bilişim sistemleri bölümünden mezun oldum. Uzun süredir dijital pazarlamayla ilgileniyorum. 4 yıldır yaklaşık. 4 yıldır dijital pazarlamayla birebir profesyonel olarak çalışıyorum. Daha öncesinde de ilgim vardı. Kısa bir dönem Android geliştirici olarak mobil uygulama geliştiriyordum. Şu an içerik pazarlama uzmanı olarak bir finansal teknoloji şirketinde çalışıyorum. İsmi Param. Bununla birlikte kanalımda da YouTube kanalımda da girişimcilik, kişisel gelişim, kariyer, yazılım, teknoloji gibi farklı alanlarda, farklı kategorilerde videolar çekmeye çalışıyorum. Özellikle bu aralar dijital pazarlama alanına da çok fazla içerik üretmeye çalıştım. Peki YouTube'da içerik üretmek nasıl bir duygu? Yani avantajları, dezavantajları neler sence? Şimdi şöyle, YouTube'un bana kazandırdığı birçok şey oldu ama kaybettirdiği birçok şey de oldu. Öncelikle ben kaybettiklerimden bahsetmek istiyorum. Sonrasında avantajlarına uzun uzun konuşuyor oluruz. Zaten her YouTuber avantajlarını anlatıyor. Birincisi, çok fazla zaman kaybettiğim dönemler oluyor. Bütün yorumları cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince ama bütün yorumları cevaplamak gerçekten büyük bir zaman alıyor. Ve her gün, gününüzün 1-2 saatini böyle soru cevaplayarak geçirdiğinizde insanın dikkati dağılıyor, yaptığınız işe odaklanmanız azalıyor ve aklınızda bazen böyle YouTube'a özellikle ilk girdiğim dönemlerde, şu an çok değil ama ilk girdiğim dönemlerde sürekli kanalı kontrol etmek, sürekli işte videoda nasıl izlendi, abone geldi mi, gelmedi mi vesaire gibi bir araştırma içerisine giriyordunuz. Bunlar da maalesef zaman kaybına sebep olabiliyor bazen. Ama tabii ki bu bir süreç. Bu süreç olduğu için de özellikle kanalınızın büyümesi için yapmanız gereken şeyler olduğu için de zaman kaybı ve dezavantaj olarak direkt olarak bakılabilir mi bilmiyorum. Bu dezavantajlarından birisi. Bir diğeri, eğer gerçekten insanlara fayda odaklı içerikler üretmeye çalışıyorsanız YouTube entertainment dışında, yani eğlence sektörü dışında biraz zor bir mecra. O yüzden insanlara bir şeyler üretirken gerçekten böyle düşük izlenmelere sahip olduğunuzda moralinizin bozulmaması gerekiyor. Bazen moraliniz bozuluyor, bazen işte 30 dakikalık video çekiyorsunuz, adamın biri 1 dakikasını izliyor, altına böyle upuzun bir yorum yapıyor, rezalet video bilmem ne falan filan diyor. Bunlar da ister istemez dezavantajlarından bazıları. Şimdi kattığı şeylere bakacak olursak bunları böyle adım adım anlatayım. Ben aslında hem bildiklerimi pekiştireyim hem de insanlara bir fayda sağlayayım istiyordum. Bu şekilde bir YouTube'a giriş yaptım. Gerçekten öğrendiklerimi iyi pekiştirmiş oldum. YouTube'da çok büyük izlenmelere ulaşmadığım videolar da oldu. Ama o videoyu çekmek için ben bir kitabı bitirmişim. Ve o kitap benim hayatım boyunca benimle gelecek. Benim edindiğim deneyimler arasına katılacak. Ve bu da en önemli avantajlarından birisi. İkinci, üçüncü avantajlarından bahsedecek olursak, mesela dijital pazarlama anahtar kelimesinde şu an YouTube'da birinci sırada çıkıyorum. Bu birinci sırada çıkma noktamı da 1,5 yıldır koruyorum. Herhangi bir şekilde önüme geçen bir video olmadı. Bir böyle bir kısa bir dönem çay kahve insanın videosu önüme geçti. Sonra ben bir tekrar bir ayar daha yaptım. O kısımlara geleceğim. Tekrar bir küçük bir ayarlarla yine birinci sıraya çıkartmayı başardım. Dijital pazarlamayla alakalı insanlar danışmanlık almak istiyor. Sosyal medya hesaplarımdan ulaşıyorlar, mail atıyorlar. Yani o videoyu gören insanlar bir şekilde bana ulaşıyorlar ve dijital pazarlamayla alakalı danışmanlık alıyorlar. Bu süreçte de gerçekten kişisel markam adına YouTube benim için önemli bir avantaj sağladı. Ben aslında başta çok farklı hayallerle girmiştim. Sonrasında bir baktım kişisel bir marka oluşuyor. İnsanlar artık Mustafa Büyükçağlayan deyince akıllarına bir şey geliyor yani. Evet, dijital pazarlama anlatıyor, işte kariyerle alakalı önemli deneyimlerini paylaşıyor vesaire gibi ibare oluşuyor. Bu da benim için her anlamda, kariyerim anlamında da avantaj sağladı. Bir portfolyo oluşturuyorsunuz ve o portfolyo sizinle beraber ömür boyu gidiyor. Bir de bunun gelir tarafı var. Yani bir şeyler üretiyorsunuz ama bunu gelire dönüştürmek de önemli. Gerçekten YouTube
kazandırmıyor diyenlere inanmayın arkadaşlar. Yani ilk başlarda kesinlikle kazandırmıyor. Özellikle 1000 abone, 4000 saat izlenme mevzusu falan geldikten sonra eskisi kadar o kazandırma süreçleri zorlaştı. Ama belli bir kitleye ulaştıktan sonra hem katıl butonuyla olsun hem de normal sizin reklamlardan elde ettiğiniz gelirlerle olsun bir pasif gelir oluşturuyor size. Aylık belli bir oranda pasif gelir elde ediyorsunuz. O 2 senelik yaptığınız video çekimlerinin yatırımını yavaş yavaş almaya başlıyorsunuz ki sadece pasif gelir değil. Ben bu konuda mesela bir girişimle işbirliği yapmıştım. Amerikalı bir startup. Bu startupla işbirliği yaptığımda onlardan affiliate marketing sürecine girmiştik. Affiliate marketing süreciyle alakalı üye başına 1 dolar aldım. Ve üye başına 1 dolar benim için gerçekten ciddi iyi bir paraydı. Ben o zaman çok üye olacağını zannetmiyordum. O videom şans eseri cidden 14.000-15.000 izlenme seviyelerine geldi. Normalde o dönemde benim izlenmelerim 200-300 görüntülenmeydi ama o videonun başlığından kaynaklı hem bir startupla ilk defa bir affiliate marketing'e girdiğim için biraz da özen göstermiştim. O videoda mesela cidden iyi bir dönüşüm sağladım. Bunlar da aslında pasif gelir ve diğer taraftan da gerçekten gelir elde edebileceğiniz bir kapı oluşturuyorsunuz. Yani 7000 abonem var, ne kadar kazanıyorsun dersen, yani bir aile geçindiremem. Ben sadece pasif gelir olarak benim hayatıma normalde gelmeyecek bir geliri ekstra olarak elde ediyorum. Evet, mesela ortalama diyelim ki hani 5000 abone falan ne kadar gelir olur? Ben az buçuk biliyorum da yani çünkü evet. YouTube'da video izliyorsun abi. Çok yanıltıcı, inanılmaz evet. Yanıltıcı. Yani bir yılda işte hiç kazanmadığım gibi falan olur. Ya ben şurada net bir rakam vermek gerekirse ne kadar doğru bilmiyorum ama eğer 5000 aboneniz var ve ortalama görüntülenmeleriniz eski videolarınız izleniyor ama yeni videolarınızda 300-400 görüntülenme arasında işte böyle yavaş yavaş izlenen videolarınız varsa aylık ortalama 33-40 dolar arası bir gelir elde ediyorsunuz. Dolar olduğu için, bu dolar arttıkça, dolar endeksli olduğu için dolar arttıkça maalesef yani ülkemizde kötü bir durum. Ama sizin geliriniz de artmış oluyor. Bu yüzden avantaj sağlayabiliyorsunuz. Bir de zaten sürekli artıyor yani. Evet, o da, evet. O da düşünülürse. Kesinlikle. Şimdi şunu da belirtmekte fayda var. İşte az önce anlattığım gelirler belki gözünüze küçük gözükebilir ama 5000 aboneye ulaşmak o kadar da zor değil. Bizim gibi kategorilerde videolar üretmek istiyorsanız belki bir tık zor olabilir. Ama bizim çektiğimiz videolarda da mesela ben bir yıl önce çekmişim o video. Bir hafta boyunca hiçbir şekilde izlenmemiş. Ya da 1,5-2 ay boyunca hiçbir şekilde izlenmemiş. Bu videolarımdan birisi grafik tasarımla alakalı videom. Bir de yazılımla alakalı bir video çekmiştim. Hiçbir şekilde izlenmiyordu. İlk hafta izlenme oranı yaklaşık böyle 700 görüntülenme civarında falandı. Şu an bu aralar günlük görüntülenme oranı videonun 1000 görüntülenme. Yani 68.000'e ulaştı. 68.000 görüntülenmede ve oldukça hızlı bir şekilde izlenmeye başladı. Siz içerik üretin. İçeriklerinizden hangisini izlenip izlenmeyeceğini ürettikten sonra göreceksiniz. O yüzden YouTube'daki en basit mantık ne kadar fazla içerik o kadar fazla. Algoritmayı anlamak ve birazdan anlatacağım optimizasyon süreçlerini gerçekleştirmek önemli. Ama yine de en önemli nokta içerik üretmek, sürekli içerik üretmek, düzenli içerik üretmek. Bence. Bir de zaten mesela bir bakıyorsun o video diğer bütün videoların gelirini evet. Aşmış oluyor. Ve evet. Aslında mesela 5000 aboneyken o söylediğimiz fiyatın çok çok üstünde de kazanabiliyorsun. Kesinlikle yani olmuyor. O aslında gelirleri video başına hesaplandığı için videolardan toplanan geliri de kanal geliri olarak gözüktüğü için oradaki en önemli nokta da birden patlayan video içeriklerinizin olabileceği ihtimalini düşünmek. Peki Mustafa şimdi son 1-2 yıldır hemen hemen her konu hakkında kanal var diyebiliriz. Sence 2021 yılı itibariyle kanalı açmak isteyenler geç mi kaldı? Bence bu konuda hiçbir geç kalınmış durum söz konusu değil. Çünkü YouTube'un geleceğinin nereye gideceğini ya da işte kaç sene içerisinde nasıl bir evrime gireceğini bilemiyoruz. Özellikle sadece YouTube'da değil. Yani her alanda içerik ürettiğiniz, YouTube'a koyduğunuz bir videoyu artık Instagram'da da yayınlayabilirsiniz. Facebook'ta yayınlayarak Facebook'tan para kazanmanızı da açabilirsiniz. Bu sosyal medya platformları artık içerik üretmeye önem veriyor ve içerik üretmenin öneminde her geçen gün artacağını düşünüyorum. Bu yüzden YouTube'dan başlayarak içerik üretmek için hiçbir şekilde geç kalınmadı. Hangi konuda olursa olsun içerik üretin. YouTube'a yeni yüzler, yeni insanlar lazım, yeni isimler lazım. Ve bir şekilde kendi kitlenizin oluşacağına inanıyorum. Ki mesela ben bir konuda bir içerik üreticisinden bir video izliyorsam kesinlikle tek bir içerik üreticisinden sürekli aynı videoları izlemiyorum. Mesela bir konuyla ilgimi çekiyorsa borsayla ilgili bir video araştırıyorum diyelim. Borsayla ilgili 3-4 tane takip ettiğim kanal var ve 3-4 tane takip ettiğim kanalın düşüncelerini hepsini beraber izleyerek senkron etmeye çalışıyorum. O yüzden bence kesinlikle içerik üretmek konusunda geç kalınmadı. YouTube'da özellikle 2021'de de olsa hemen bir YouTube kanalı açın. Hiçbir şekilde kameraya, kaliteye, işte ne bileyim böyle ufak tefek şeylere takılmayın. Önemli olan içerik üretmek. İçerik ürettikçe hem çekim aşamanız hem kendinizin
ifade etme süreciniz hem de gerçekten içeriklerinizi yazma süreçlerinizde gelişeceğinizi göreceksiniz. Daha iyi içerikler üreteceksiniz, daha iyi görüntülenmeler elde edeceksiniz. Bu yüzden en önemli nokta sürekli içerik üretmek ve 2021 yılında da olsak hemen hızlı bir şekilde harekete geçmek bence. Ki bence hala içerik üretilmeyen konular da var. Mesela ben bir iki tane biliyorum, sana göstermiştim. Hı hı. Mesela yurt dışından yeni yeni buraya geliyor. Aslında kesinlikle. Yurt dışını da takip ettiğinde burada ileride neyin meşhur olacağını tahmin edebiliyorsun bir nevi. Ya şöyle bakmak lazım. YouTube'da hepimiz birer acunuz ve kendi programlarımız var. Öyle bakın olaya ve ürettiğiniz içeriklerin, ürettiğiniz programların nereye geleceğini tahmin edemeyebilirsiniz. Peki diyelim ki bu videoyu birisi izledi ve kanalı açmak istedi. Sence hangi adımları izlemesi gerekiyor? Yani sen hem bir pazarlamacı olarak da açmak isteyen kişilere neler tavsiye edersin? Açıkçası öncelikle bazı şeylere dikkat edin. Yani en başta dikkat etmeyin, hızlı bir şekilde içerik üretin dedim ama dikkat etmeniz gereken şeyler teknik taraflar. Yani elinizde imkan yoksa telefonunuzla içerik üretin. Küçük bir tripod bulun, içerik üretin. Bunlar kaliteden ödün verebilirsiniz. Bir noktada mikrofonunuz yoksa basit, ucuz bir mikrofon alarak böyle ufak ufak başlayabilirsiniz. Tabii ki böyle 1000 TL'lik, 1500 TL'lik ya da şu an fiyat aralıkları 5000'e kadar falan çıkıyor, 10.000'e kadar çıkıyor. O tarzdaki mikrofonlarla bir olmayacaktır ses kalitesi. Ama siz yeter ki içeriğinizi kaliteli tutmaya çalışın. İçeriğin içi dolu olsun. Kalitede bir noktada gelişir ve gelişecektir. Bu noktada adım adım dikkat edilmesi gerekenler var. Birincisi, gerçekten videoyu yüklediniz, videonun öne çıkan görseli. O öne çıkan görselin dikkat çekici olması lazım ki insanlar, önerilenler de, işte ne bileyim YouTube keşfet kısmında, ana sayfada karşılarına çıktığında mutlaka izleyecek ve "aa bu neymiş" diye bir tıklamaları gerekiyor. Benim 3-4 tane videom vardı. En başta bu arada bu öne çıkan görselin nasıl hazırlanması gerektiğinde çok şüphe yaşayabilirsiniz. Anlayamayabilirsiniz. Birkaç videom vardı. Bu videoların görsellerindeki yazılar önerilenlerde okunmuyordu. Ben bunu başka bir hesabımdan YouTube'a girdiğimde fark ettim. YouTube kanalımda önerilenlerde çıktı ama yazılar okunmuyor ve yazılar okunmadığı için de o videonun neden bahsettiği anlaşılmıyor kapak görselinde. Gittim o kapak görselini değiştirdim. Kapak görselini değiştirir değiştirmez önerilenlerde çıkan videom birden daha hızlı görüntülenmeye başladı. Yani oradaki en önemli nokta yazıların büyük olması, gerçekten okunabilir olması. Yani kaliteden bahsetmiyorum, çok iyi tasarımlar yapın demiyorum ama ne konudan bahsetmek istiyorsanız, hangi konuyla alakalı içerik ürettiyseniz onu büyük puntolarla ciddi anlamda insanların mobilde de webde de okuyabileceği şekilde yapmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde YouTube algoritmasını araştırmak, YouTube SEO mantığını öğrenmek en önemli noktalardan birisi. Bu konuyla alakalı uzun uzun konuşulabilir ama basit şeylerden birisi, işte anahtar kelimeleri vidIQ diye bir eklenti var. Google Chrome üzerinden kullanabilirsiniz. Bu eklentiyle bakarsanız hangi anahtar kelimelerde çıkmam lazım benim çektiğim konuyla alakalı. Bu anahtar kelimeleri kullanırsam ilk sırada çıkabilir miyim? Ya da insanlar bu anahtar kelimelerle arama yapıyor mu? Ona göre videolarınızın anahtar kelimelerini belirleyebilirsiniz. Bu noktada da mesela videoyu attınız ama sizi insanlar bilmiyor. Anahtar kelimede, bir anahtar kelimede birinci sırada çıkarsanız o insanlar o konuyu arattığında siz karşılarına çıkacaksınız. Ve o şekilde videolarınız izlenmeye başlayacak. Yine aynı şekilde bence en önemli noktalardan birisi kanalınızın içeriğinin ve kategorisinin net olması. Ben en başta çok farklı kategorilerde, çok farklı alanlarda videolar çekiyordum. Şimdi biraz daha böyle daralttım olayı. Yine geniş olmasına rağmen biraz daha daralttım. En başta çektiğim videoları sildim. Daha çok dijital pazarlama, pazarlama, işte girişimcilik odaklı videolar üretiyorum. Bu noktada da insanların dikkatini çekmem daha kolay oldu. Çünkü pazarlamayla ilgilenen, girişimcilikle ilgilenen insanlar direkt kanalıma odaklanabiliyor. Ama tabii ki ekstra olarak kariyerle alakalı, işte yazılımla alakalı, teknolojiyle alakalı videolar çekmeye devam ediyor muyum? Ediyorum. Ama en azından bir odak noktam var ve o odak noktasına göre ilerliyorum. Bir de benim gördüğüm şey var ya, mesela bir topluluk oluşturuyor ya, videoyu çekiyorsun, evet. Çekiyorsun. Mesela uzun süre yüklemeyince o topluluk seni unutuyor. Ama kesinlikle. Aslında yükledikçe böyle seni takip ediyor ve işte Instagram'dan, LinkedIn'den, farklı yerlerden yazıyor. Bu topluluk sürekli büyüyor aslında. Sen hep aynı konuda tek bir odak noktasında çektikçe. Ya şöyle de bir durum var. Büyük bir topluluk oluşturuyorsunuz. Yani 7500 insanın bir kanala abone olması demek şu an küçük gözüküyor diğer kanallara baktığımızda ama yani 7500 insan sizden haberdar ve sizden bir şeyler bekliyor demek. Sizden bir içerik üretmenizi bekliyor. Sizden bir haber almak istiyor. Ve gerçekten baktığımızda 7500 insanın isteklerini karşılamak büyük bir olay. Ve 10.000'lere çıktığımızda, 1 milyonlara çıktığımızda çok fazla dislike da alabilirsiniz, like da alabilirsiniz. Bunlar önemli değil. Gerçekten siz içinize sinen içerikleri üretin. 2021 yılında da olsak içerik üretmeyi, sürekliliğini sağlayın. Ve sonrasında ne olacağını zaten göreceksiniz. Adım adım değişecektir, gelişecektir.
her dönemde farklı videolarınızdan sonra ya ben bunu böyle yapmayayım da şöyle yapayım daha iyi olacaktır falan gibi düşüncelere kapılacaksınız. Bu da 2021 yılında da içerik üretmenin en önemli avantajlarından birisi olacak. Ya mesela benim ilk çok fazla izlenen videolarımdan birisi tercih dönemiyle alakalıydı. Tercih döneminde yönetim bilişim sistemleri bölümüyle alakalı video olmadığını fark ettim ve yönetim bilişim sistemleri bölümünden mezun olduğum için de o videoda çok detaylı bir şekilde bölümümü anlatmak istedim. Bu video oldukça dikkat çekti. Tercih döneminde neredeyse 1000-1200 kişiyle konuşuyorum, görüşüyorum. Birebir iletişime geçmek zorunda kalabiliyorum. Bu yüzden de hem büyük bir kitle oluşturmuş oluyorsunuz, hem YouTube'da izleniyor ve o dönemsel videoyu yakalamış oluyorsunuz. Tercih dönemiyle alakalı tercih döneminde video atarsanız cidden izlenir ve YouTube algoritması da sizi ön plana çıkartacaktır. Birinci sıraya yerleştirecektir. Adam akıllı anahtar kelimeleri belirlerseniz, açıklamanızda yeterince anahtar kelime geçirirseniz, videonuzun başlığını anahtar kelimelerinize odaklı bir şekilde değiştirirseniz vesaire bunları yaptığınızda YouTube algoritması sizi öne çıkartacaktır. Hem de o dönemde iyi bir izlenme kazanmış olacaksınız. O yüzden o konuları yakalamak, mesela sosyal medya yasakları geliyor. Sosyal medya yasaklarını bir 5 ay sonra yasaklar geldikten sonra çektiğinizde izlenmeyecektir. Ama şu an çektiğinizde sosyal medya yasaklarıyla ilgili tüm videolar izleniyor ve detaylı bir şekilde inceleniyor. O yüzden de dönemsel mevzuları, anlık mevzuları yakalamakta fayda var. Bir de bu noktada şuna takılmamanızı öneririm. En başta videoyu atıyorsunuz. Videoyu sosyal medya hesaplarınıza paylaşmanıza rağmen 50-100 görüntülenme arası bir şey alıyor ve benim kanalım büyümesine rağmen ben sosyal medya hesaplarımda paylaştıktan sonra bile çok büyük görüntülenmelere ulaşamıyorum. Çünkü insanlar bana genellikle YouTube'dan ulaşıyor. Yani Instagram üzerinden ulaşmıyorlar. Onu fark ettim. O yüzden bunları canınızı sıkmayın, üzmeyin. İçerik üretmeye devam edin. İçerik ürettikçe o görüntülenmeler artacak. Belli bir noktadan sonra görüntülenmeleriniz arttıkça sizi hedefleyen kitleye daha ulaşılabilir olacaksınız. Ve o yüzden de en önemli nokta gerçekten o 100 görüntülenmeye, 200 görüntülenmeye takmamak lazım. Bir iki ay sonra bir bakacaksınız 10.000 görüntülenmiş aynı video. Yani buna çok şahit oldum. Benim videolarımda da çok fazla oldu. Moral bozmaya gerek yok. Teşekkürler Mustafa. Bayağı güzel oldu. Ben davetin için teşekkür ediyorum. Ne demek? Ben şeyi merak ediyorum. Acaba bu videoyu izledikten sonra kimler kanal açacak ve nasıl büyüyecek? Çünkü bir bakıyorsun bir anda hızlı bir şekilde büyüyor yani. Evet, kimlerin evet. Kanalı senin abone sayını geçecek? Umarım geçen insanlar olur. Umarım hızlı bir şekilde içerik üretmeye başlarsınız ve gerçekten YouTube'da kaliteli içerikler üretilmeye en azından deneyimlerimizi paylaştığımız insanlara fayda sağlayan içerikler üretilmeye devam eder. Bu yüzden içeriklerle alakalı herhangi bir sorunuzda benim sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. YouTube SEO mantığını anlamak istiyorsanız da ben Burakan'a kartlar kısmına bir video bırakmasını rica edeceğim. Tabii YouTube ki. SEO ile alakalı detaylı bir videom var. O videoyu da izlerseniz YouTube'daki arama motoru optimizasyonu süreçlerinin tamamını yapabileceğiniz bir eğitim niteliğinde diyebilirim. Öncelikle tekrar Burakan davetin için çok teşekkür ediyorum. Umarım farklı videolarda çekme şansı buluruz beraber. Seninle de zaten arkadaşımız sürdüğü için böyle sık sık buluşur video çekebiliriz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Ben Burakan adına kamera karşısında bunu diyeyim. Hoşça kalın, dikkat edin kendinize.